kendi kendime bütün resimde aslında mutlu muyum diye. Hayatın içinde tabii ki tatsız sürprizler var. Hepimiz için var ve herkesin hayatında bir yaşam mücadelesi var elbet ama sosyal medya hesaplarından da bana sıklıkla sorduğunuz sorunun cevabını dürüstlükle söylemek isterim ki evet, çoğunlukla mutlu biriyim ben. Ama maalesef ülkenin geneli öyle değil. Nasılsın diye sorduğumda konuklarıma iyiyim demek yasak dediğimde farkında mısınız hepsi bir duruyor. İyiyim demek yasaksa ben ne diyeceğim, ne demeliyim? Çünkü ezber cümlelerimiz var bizim nasılsına. Nasılsın, nasıl olsun? Nasılsın, hayat gibiyim. Nasılsın, idare eder işte. Nasılsın, bugünümüze şükür. Nasılsın, iyi miyim, sen nasılsın? Hep böyle değil mi cümleler, cevaplar? Diyorum ki bugün çok kıymetli bir klinik psikolog konuğum var. Biraz tatsız anket sonuçlarını konuşacağız ülkemizle ilgili. Çünkü öfke, mutsuzluk, stres, endişe, anksiyetede biraz dünya çapındaki yapılan anketlerde üst sıralardayız. Ama mutluluk konusunda da maalesef alt sıralardayız. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Biraz bunun üzerine konuşacağız ama çaresinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir uzmanla konuşmanın hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Gelin bugün bambaşka sohbetler şöyle bir gün olsun. Ruhsal duygu beden tanıması, taraması. Yani böyle bizi izlerken, dinlerken ne yapıyorsanız bir şöyle bedeninizi tarayın bakalım zihninizle. Hangi duygular daha fazla önde, hangileri geride duyulmak istiyor? İsterseniz hepsine bir bakalım bugün bu uzman eşliğinde. Ve bu kıymetli uzmanımızla birlikte hangi cümlenin peşinden gideceğiz diye soracak olursanız. Öfkenin sonuçları nedenlerinden çok daha üzücüdür diyor Marcus Aurelius. Aurelius ilk kez duyuyorum ben bu ismi. Bence de öfkenin nedenlerinden çok sonuçları üzücü oluyor. Çünkü daha sonra çok pişman olacağımız, çok üzüleceğimiz şeyler yapabiliyoruz. Efendim Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu bugün konuğum. Kendisiyle tüm bu duyguların üstünden bir geçeceğiz birlikte. Buyurun Ebru Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Stresliyim. Streslisiniz. Buyurun lütfen. Hemen stresinizi alayım ben güzel stüdyomda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Marcus Aurelius, Roma İmparatoruymuş efendim. Ne kadar öfkeli bir imparator ki. Sebepleri değil ama öfkenin sonuçları üzücüdür diyor. Kim bilir o öfkeden neler yapmış. Öfke çünkü normal bir duygu aslına bakarsanız. Değil mi? Tabii ki yani öfke bizim temel duygularımızdan bir tanesi ve var olmasının evrim süreci içerisinde seçilerek gelmesinin önemli bir sebebi var. Çünkü bizim hayatta kalmamıza yardımcı olan duygulardan bir tanesi. Aslında hissetmeyi en sevmediğimiz duygulardan öfke ve korku bizim hayatta kalmamıza sebep olan ana duygulardan biri değil mi? Üzüntü de öyle. Aynı şekilde. Evet, bütün duygular aslında bütün temel duygularımızı bugün hissediyor olmamızın sebebi bizi hayatta tutmakla ilgili işlevleri. Neden? Evet. Çünkü duygular çok önemli motivasyon belirleyiciler. Yani biz bir duyguyu hissettiğimiz zaman kendimizi korumakla ilgili hayatımızda daha bir düzen sağlayacak, denge sağlayacak davranışlara motive oluruz. O davranışları sergileme eğilimimiz olur. O yüzden duygulara ihtiyacımız var. Onları biz etiketliyoruz. Evet, yani nerede bu zarar görme meselesi, pişmanlık meselesi ve zarar verme meselesi başlıyor duygularda? Hepsine ihtiyacımız var da biz acaba yani kantarın topuzu nerede kaçıyor? Aslında doğru soru bu mu bilmiyorum. Sonra da bu Gallup küresel duygulanım raporu üzerine de konuşalım istiyorum. Sağ olun bizimle paylaşmışsınız 2022'yi. Onun üzerine de konuşmak istiyorum ama bu bütün ana duygular, bizim ihtiyacımız olan duygular ve aslında literatürde de duygu sayısı o kadar fazla ki daha hani adını koyamadığımız bir sürü duygumuz var birbirine karıştırdığımız ya da bağlayıp birbirine tek isimle duygu ifade ettiğimiz. Doğru. Kesinlikle. Ayrıştırsak belki işimiz daha kolay olacak ama. Aslında öyle dediğiniz çok doğru. Duygularımız aslında bizim fizyolojik tepkilerimiz. Yani evet. Bir psikolojik boyutu var, bir fizyolojik boyutu var. Yani evet. Bedenimizde bir karşılığı var. Ve aslında araştırmacıların genel olarak üzerinde temel anlaşma sağladığı böyle 7-8 duygu evet. Var. İşte sevinç, üzüntü, korku, öfke, endişe, şaşırma, tiksinti.
utanç diyor kimileri. Bunlar bizim temel duygularımız. Neden temel diyoruz bunları? Çünkü herhangi bir öğrenme gerektirmiyor. Yani doğduğumuz andan itibaren aslında bunlar bize kodlanmış olan duygular. Evet. Daha sonra ne oluyor? Öğrenme süreçleriyle birlikte biz bu duygularla bir takım düşünceleri, bir takım durumları ilişkilendirerek aslında daha kompleks duygular dediğimiz öğrenilmiş duyguları elde ediyoruz. Ne gibi? Mesela suçluluk. Suçluluk dediğiniz şey doğuştan olan bir şey değil. Onu biz öğreniyoruz. Belirli durumlarda yaptığımız değerlendirmelerle aslında o durumdaki davranışlarımızla ilgili suçluluk deneyimleyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ayrım var temel ve kompleks duygular diye. Temel duygular işte bizi hayatta tutan duygular, hayatımızı sürdürmemize yardımcı oluyor. Üzüntü bile öyle. Neden? Çünkü ilginç bir şekilde araştırmalar üzüntünün insanları çok daha gerçekçi yapabildiğini gösteriyor. Karar alırken daha doğru mekanizmaları kullanabildiğini gösteriyor. Utanç dediğinizde biz utandığımız zaman sosyal bir grubun içerisinde varlığımızı sürdürebilmek için doğru davranışları gösteriyoruz. Ayıp etmemeye çalışıyoruz. Kaygı zaten belli. Kaygı bir tehdit olduğunu bize söylüyor ve o tehdit karşısında almamız gereken tedbirleri alıyoruz. Öfke haksızlığa uğradın mesajı veriyor ve ne yapıyoruz? O haksızlığı gidermek için bir çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla hepsinin bir işlevi var. Ama ne zaman ki bu duygular çok sıkça deneyimleniyor, çok yoğun deneyimlenir hale geliyor, olur olmadık yerlerde ortaya çıkıyor, işte o zaman sorun başlıyor. Bir de ben şu kalıbı da sevmiyorum. Yani nasıl ayrıştıracağım size bunu anlatırken. Bir gerçekten bireyin içinde hissettiği duygu var, evet. Ama bir de dıştan bunu hissetmek zorunda olduğunu düşündüren sesler var. Yani mesela işte bundan utanç duymalısın, korkmalısın. İşte köpekler tehlikelidir. Halbuki çocuk büyüdüğünde belki köpeği hiç tehlikeli bulmuyor. Ama anne baba travmatik bir şey yaşamış köpekle ilgili. Aman evladım köpek zararlı, dokunma diyor ve bu korkuyu öğreniyor, korkmayı öğreniyor. Ya da bir işte atıyorum bir fikrini söylediğinde bundan utanması gerektiğini düşünüyor. O yüzden biraz duyguların da kendi içinde ben dallanıp budaklandığını, bir toplumun senin hissetmen gerektiğini düşünüp baskılayarak hissettirdiği duygular var bence. Çok doğru. Bir de sizin hissettikleriniz var ve çoğunu da artık toplum yüzünden basa 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 hissetmez hale geliyorsunuz. Doğru. Biz doğuştan aslında duygu hissetme kapasitesiyle geliyoruz, evet. Ama hangi durumlarda o duyguları deneyimleyeceğimizi öğrenmeyle gerçekleşiyor. Bizim en önemli öğrenme kapasitemiz ilişkilendirebilme ve belirli şeyler arasında, uyaranlar ve tepkiler arasında ilişki kurabiliyoruz. Dolayısıyla belirli bir uyaran karşısında, bir durum karşısında korkmayı öğreniyoruz. Şimdi bu gerçekçi bir durumda olabilir. Gerçekten korkmamız gereken bir durum olabilir ya da üzüntü, utanç hissetmemiz gereken durumlar olabilir. Ama bazen de böyle olmuyor ve o zaman işte bu toplumsal şeyler devreye giriyor. Öğrenmeler, yönergesel öğrenme diyoruz. Sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi işte anne baba, akranlar ya da daha geniş çapta toplum bireye hangi durumlarda neler hissetmesi gerektiğiyle ilgili yönergeler vermeye başlıyor. Bunu öğretiyor, bunu bir de modelliyor. Bununla ilgili atasözleri, deyimlerimiz bile tabii var. Dolayısıyla bir çeşitli şekillerde aslında biz hangi durumlarda ne hissedeceğimizi öğreniyoruz ve yerli yersiz tabii ki ilişkilendirmeler yapabiliyoruz bunun sonucu olarak. Peki buradan yola çıkarak ben şöyle düşünüyorum biraz. Buna siz bir uzman olarak nasıl bakıyorsunuz? Ben aslında toplum olarak mutlu bir toplum olduğumuzu, çünkü çok şükürcü bir toplumuz aslında. Çok şükreden bir toplumuz. Dualarımızın içinde şükür var. Hani bu bugüne hamdolsunlar var, şükürler olsun. Hani bu var bizde aslında ama öyle bir zamana geldik ki artık mutlu olup bunu paylaşmak, gülümsemek biraz böyle... Bu zamanda şimdi bu kahkaha atılır mı? Çok sesli gülüyorsun. Herkes bize bakıyor tavrı. Yani biraz sessiz gülsene kızım gibi hani yapılan şeyler. Sanki bizde böyle mutluyum ama çok da şey yapmayayım. Çünkü mutsuzlarsa şimdi çok da bizi rahat... Ayıp değil hani, mi? Onu ayıp da saklamak mı? Lazım. Saygısızlık mı olur şimdi çok mutluyum desem duygusuna da. Biraz öğrenilmiş bir mutsuzluk hali de oluştu gibi geliyor ama... Gene bir bakalım isterseniz bizimle paylaştığınız bu Gallup 2022 nedir? Bir ondan bahsedelim mi önce? Bu şimdi izleyenlerimize sunacağımız rapor nedir?
2020, işte 2019, 2020, 2021, 2022 ne oluyor? Trend ne yönde? İnsanların deneyimleri ne yönde değişiyor? Bununla ilgili bilgi veren bir raporu, bir araştırma şirketinin yaptığı bir şey. Güvenilir bir rapor yani. Yani aslında metodolojik olarak baktığınızda yani 122 ülkeden her birinden de biner katılımcıyla yapılıyor. Bunlar telefonla ya da yüz yüze yapılan anketler. Ama eninde sonunda tabii ki bütün anketlerin bu tarz bulgularına tam olarak güvenmek mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Yani yıllar içerisinde çok tutarlı bulgular ortaya koyduğu için bir tür güvenirliği olduğunu da düşünmek mümkün. Raporda çok dikkat çeken bir şey, 2011 yılından bu yana insanların olumsuz deneyimlerinde bir artış oldu. Daha fazla stres deneyimledikleri, daha fazla öfke, yorgunluk deneyimledikleri. Yani genel olarak daha mutsuz olduklarını görüyoruz ve bu çok doğru manidar. Doğru ama yani manidarlıktan evet haklısınız bana manidar gelmiyor çünkü bütün dünya çok ciddi bir pandemiden geçti. Herkes eve kapandı. Benim mesela bir sürü yalnız yaşayan arkadaşım 2 sene boyunca evlerinde tek başınaydı. Hiçbir arkadaşlarıyla görüşemedi. Ekrandan iletişim kurdu. Yani neredeyse böyle kahvelerini alıp birbirlerini arayıp kahve içtiler ekran karşısında. Yani o kadar ve bu onları çok mutsuz ve yalnızlıkların tekrar yüzüne vurulmuş bir dönemiydi. Onun üstünden yeni normale geçildi. Dünya çapında bir ekonomik kriz. Bir tarafta savaşlar, bir tarafta gene bitmeyen salgın hastalıklar ve yeni normal dedikleri teknolojinin daha yukarıya çıktığı, işte neredeyse bütün eğitimlerin bilgisayar üzerinden yapıldığı, herkesin böyle sudan çıkmış balık gibi etrafına bakındığı bir zaman. Dolayısıyla evet tabii ki bu çok üzücü. Türkiye öfke %48 ile ikinci sırada. Üzgün olma hali yani üzgün duygusunu yaşama %49 ile üçüncü sırada. Stres %64 ile üçüncü sırada. Ama bir taraftan mesela keyif, haz alma duygusu sorulduğunda %33'e düşüyor bu oran ve sondan üçüncü sıraya düşüyor bir anda. İyi dinlenmiş hissetmek zaten hani %45, o da sondan dördüncü sıraya düşüyor. Ve biraz önce söylediğim gülümseme ya da kahkaha atma yani ne mümkün önce büyükler susturuyor. %36 ile sondan ikinci sırada çıktı bu anketlerde. Dediğiniz doğru yani çetrefilli dönemlerden geçiyoruz. Pandeminin çok önemli bir etkisi var tabii ki geçtiğimiz bu şeyde seneler içerisinde çeşitli zorlanmalar yaşadık. Yani biz mesela bireysel toplumlara göre çok daha fazla dışa dönük toplumlarız ve insanlarla bir araya gelmek, dışarı çıkmak, kaynaşmak, sohbet etmek, sarılmak, kucaklaşmak bizim yaşam kaynağımız. Evet, kültürümüzün doğasında var. Evet. Ve bunları yapamamak tabii ki bu toplumu çok daha olumsuz etkiledi. Ama yani şu da çok önemli bence. Yani bu rakamlar pandemi öncesinde de böyleydi. Yani bunlar böyle çok çok yeni değil. Yani dünya trendleri çok benzerlik gösteriyor ve genel olarak dünyada bir kötüye gidiş olduğunu görüyoruz. Neden? İşte bütün dünyada yoksulluk artıyor. Bütün dünyada genel bir açlık problemi, bir yiyeceğin azalması yoksulluk sorunu var. Yoksulluk ve yoksulluk. Evet yani iş doyumunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Artık çok daha rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz ve işler çok çeşitlendi ve çok farklı işler yapılıyor ama insanlar işte doyum sağlayamıyorlar. Para kazanmayı bir kenara bırakın. Para kazanmak ayrı bir mesele ama siz yaşamınızın çok büyük bir kısmını işinizde, iş yerinizde geçiriyorsunuz ve orada sağladığınız doyum sizin mutluluğunuza çok önemli bir katkı sağlıyor. Ama bu doyumu sağlayan insanların oranı çok az. Sağlık burada çok önemli bir parametre. Yani insanların genel sağlıklarının iyi olması psikolojik iyi oluşlarını da etkiliyor. Dolayısıyla aslında burada çok çok sayıda faktör var insanları etkileyebilecek. Son 330 bu raporun bulgularına göre 330 milyon insanın
yalnızlıktan büyük bir şikayeti olduğunu gösteriyor. Yalnız mıyız gerçekten? Yani dünya üzerinde 330 milyon insan yalnız olabilir. Biz öyle miyiz onu bilemiyorum. Bizimle ilgili rakamlar yok. Biz o kadar olmayız. Şimdi yalnız olmakla yalnız hissetmek ayrı olgular. Evet. Yani yalnız olabilirsiniz ama zihniniz size ikinci bir arkadaş olur ve siz yalnız hissetmezsiniz. Ama hem yalnızsanız hem yalnız hissediyorsanız o tabii ki çok daha tehlikeli. Kolektivist toplumlarda bunun biraz daha az olduğunu düşünebiliriz. Ben yalnız hissetmenin daha çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan ilişkilerinde de güvene dayalı ilişki çok azaldı. Hani sırtını yaslamak doğru azaldı. Sanki bu böyle yalnız hissetmekle alakalıymış gibi. Bir de İlber Ortaylı'nın kitabındaki bir satır bana çok dokunmuştu. Türkler yalnız kalmayı bilmiyorlar. Bir insan yalnız da çok güzel zaman geçirebilir, gelişebilir, değişebilir, dönüşebilir. Ama biz Türkler bunu hiçbir zaman bilmiyoruz demişti. Doğru, psikolojik olarak aslında kendi kendine kalabilme kapasitesi önemli bir yetidir. Evet. Tek başına kalabilme, zamanını yapılandırabilme, doyum sağlayabildiğin aktiviteleri gerçekleştirebilme, hiçbir şey yapamasan bile kendinle baş başa kalabilme kapasitesi psikolojik olarak aslında bir kişinin ne kadar güçlü olduğunun işaretidir. İnsanlar yalnızlıklarıyla başa çıkamadıkları zaman zaten çok olumsuz duygular içerisine girerler ve orada tabii ki baş etme mekanizmaları sapabilir ve işlevsel olmayan davranışlar sergilemeye başlayabilirler. Mesela günümüzdeki obezite bir sorun, öyle değil mi? İnsanlar aşırı kilolar alıyorlar. Mesela obezitenin çok önemli bir kaynağı psikolojik sorunlar ve insanların duygusal sorunları. Duygularıyla baş edemeyen insanlar çözümünü nerede arıyorlar ya da hazzı nerede arıyorlar? Yiyeceklerde arıyorlar. Bağımlılık oranlarında bir artış var bütün dünyada. Evet. Neden? Çünkü bilinci değiştirmek, alkol almak, madde kullanmak bilinci çok hızlı değiştirdiği için insan çok hızlı bir şekilde ona yöneliyor. Dolayısıyla bir şekilde duygularımızla baş edemediğimiz zaman onları ortadan kaldırabilmek için girdiğimiz davranışlar bizim için önemli psikolojik sonuçlar, olumsuz sonuçlar yaratabildiği kadar fiziksel açıdan da, fiziksel sağlık açısından da çok olumsuz sonuçlar yaratıyorlar. Ve dünyanın tüm gidişatı bu yönde ve maalesef teknoloji burada çok faydalı olmuyor. Aslında imkanlarımız artıyor. Çok daha fazla, çok daha güçleniyoruz gibi bakabilirsiniz ama bizi yalnızlaştırıyor da ve bir takım duygusal sorunların daha da fazla ortaya çıkması için bir bağlam oluşturuyor. Yani günümüzde sosyal medya devreye girdikten sonra genç ölümlerinde, intiharlarında artış olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü sosyal medya üzerinden bir kıyaslama başladı. Başka insanlarla çeşitli açılardan kendini kıyaslama, beden, mutluluk, başarı gibi çeşitli ölçütlerde ne yapıyor? İnsan kendisini karşılaştırıyor ve oradan mutsuz olabileceği sebepleri çok daha fazla buluyor ve bu tabii ki büyük problemler yaratıyor yeni nesiller için. Teknolojinin biraz insanın kendini dinlemesine de engel olduğunu düşünüyorum ben. Kendini dinlemek dünyanın en keyifli şeyi sanki ama bence bunu çok unuttuk. Ben çok soruyorum atölyemize de gelenlere. Programa özel bir şey değil benim bu sorum yani. Nasılsınız dediğimde, dediğim gibi yani o kadar geçiştiriyorlar ki cevapları. Diyorum ki bir bedenini tara bakayım, ne oluyor yani? Başında ne var, kalbinde ne var mıydı? Böyle bakıyor bana, ne olacak başımda kalbimde diyor mesela çocuklar. Biraz yetişkin çocuklar, küçükler hemen dökülüyor. 4-6 yaş hemen anlatıyor. Ama biraz büyüdüyse özellikle böyle 8 yaş üstü hiç yani orada değil. Anne baba zaten cevap veremiyor. Sonra böyle 1-2 dakikalık sohbetten sonra evet ben bu sabah aslında kötü uyanmıştım. Biraz tatsız başladı. O işte sirayet etti ilişkime. Orada bir tartışma çıktı. Daha tatsız, sinirli oldum falan diye böyle anlatmaya başlayınca güzel bir aslında etkileşim ortamı çıkıyor. Halbuki bu sohbeti başlatmasam ellerine telefonları alacaklar, haberlere bakacaklar. Ki ben de çoğu zaman çok yorgun olduğum günlerde sırf kendimi dinlememek için alıp elime telefonu bir saat öyle boş boş baktığımı biliyorum yani. Evet, iç sesimizi dinlememek ya da kafayı boşaltmayı istemek zaten en önemli herhalde kullanma motivasyonunu oluşturuyor bu cep telefonlarını ve sosyal medyanın diyebilirim. Ama kötü işte. Şöyle bir şey yani aslında kötü değil, orada da bir denge önemli. Yani aslında sosyal medya bir kurtarıcı da olabilir. Bir yandan ama bir yandan da insanın felaketi de olabilir. Neden? Çünkü
Biz sürekli iç deneyimlerimizden kaçma çabası içerisindeyiz günümüzde. Şimdi bakın, duygular dedik değil mi? Hani işte öfke, korku, üzüntü ve bunlar olumsuz duygular. Aslında bunlar olumsuz falan değiller. Bunlar sadece duygular ve olması gereken duygular. Bizim doğuştan getirdiğimiz tepkilerimiz, bizi hayatta tutan tepkilerimiz. Ama ne oluyor? Biraz önce bahsettiğiniz gibi toplum onları bir şekilde damgalıyor. Ne diye? Kötü, hissedilmemesi gereken duygular. Mesela öfke. Dünya sıralamasında şeydeyiz, ikinci sıradayız. Yani öfke kendi başına aslında problem değil ki. Yani öfkeli bir toplum olabiliriz biz. Saldırgan bir toplum muyuz? Asıl ona bakmak lazım. Orada öfkeyi sorun haline getiren şey saldırganlıktır. Öfkeyi deneyimlemek olumsuz bir şey değil. Ama çeşitli sebeplerle aslında popüler kültür bir takım duyguların deneyimlenmesini hep olumsuz olarak etiketliyor. Evet. İşte kötü, tatsız, nahoş, olmaması gereken, kaygılanmamalıyım. Ya bir miktar kaygı tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla aslında o duygulara içimizde yer açabilmek önemli. Onlara kulak verebilmek, onlarla hayata katılabilmek burada çok önemli. Onları yargılamadan. Yani birincisi aslında insanın önce duygularını duyması gerekiyor. Biraz önce söylediğiniz gibi bedenine dönebilir. Bedende onların yerini bulmak kolay. Yani bir dön, ne hissediyorum şu anda? Ne düşünüyorum değil. İnsanlar çünkü genellikle düşüncelerine his derler. Evet. Başarısız hissediyorum. Başarısızlık bir düşüncedir, bir his değildir ama kaygı hissediyorum. Bir de yorum oluyor o biraz. Evet, yorum. Düşünce hep yorum. Aynen, yorum. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor, midemde bir düğümlenme var. Ne bileyim, böyle bir kıpır kıpırım, bu size bir şey söyler. Dolayısıyla bir bedene dönmek. Ben ne hissediyorum şu anda? Ne oldu? Bu nedir demek? Ve onu bir şekilde damgalamamak. Yani bu kötü. Yani tabii ki tatsız bir deneyim olabilir. Hani seçenek olsa o anda onu hissetmeyi tercih etmeyebilirsin. Ama o onun kötü olduğu anlamına gelmez. O seni hayatta var eden tepkilerden bir tanesi. Dolayısıyla onu bir şekilde görmek, duymak, kabul etmek, ona okey, yanımdasın, benimle birlikte olabilirsin. Yani çok da hoşlanmıyorum senden ama tamam, seni deneyimlemek güzel değil ama seninle birlikte hayata katılabilirim demek. Yani insan aslında onu değiştirmeye çalışmadan da onunla var olabilir. Yemeden, alkol almadan, madde kullanmadan ya da ne bileyim duygudan kaçmak için ne yapıyorsa onu yapmadan, cep telefonuna sığınmadan da o duyguyla kalabilir. Çünkü duygular aslında kısa süreli tepkilerdir. Yani bıraktığınızda birkaç dakika içerisinde yükselirler, bir tepe noktasına ulaşırlar ve sonra kendiliklerinden aslında azalırlar. Ama biz onun o tepe noktasına ulaşmasına engel olma çabası içerisindeyiz. Bırakın tepe noktasına çıksın ki geri insin. Peki ama o tepe noktasında yani duygu yönetimi dersem çok yanlış olur. Hiç hoşlanmıyorum bu laftan, duygu yönetimi meselesinden ama... etrafa zarar vermeden bu duyguyu yaşayabilmek diyeyim. Yani en doğru Türkçe nasıl olur, nasıl söylenir bilemedim doğru. Ama. Kendine zarar evet, vermek. Kendine de kendine zarar ve vermek. Etrafa zarar vermek. İşte orada kendine zarar vermenin de işlevi aslında o duygudan kaçmak. Şimdi mesela bazı insanlar kendilerine fiziksel zarar verirler. Yüksek düzey bir duygu deneyimi olduğunda, öfkelendiğinde, korktuğunda, çok acı çektiğinde. Bu anlık olarak o duygusal deneyimi değiştirir, fiziksele çevirir, dikkati ona yöneltir kişi. O an için rahatlar. Neden? Çünkü dikkati değişti. Ama orada ne oldu? O duyguyla kalmadı. Dolayısıyla aslında burada duyguyla kalmak demek, onu değiştirmeden onunla birlikte var olabilmek demek. Yani onu bir şekilde istemesek de kucaklamak. Çünkü kucakladığımız zaman aslında paradoksal bir şekilde kendiliğinden bir değişim ortaya çıkıyor. Değiştirme çabası onu sürdürüyor. Çünkü olur olmadık yerlerde tekrar o duyguyu biz deneyimler hale geliyoruz. İstemediğimiz sıklıkta ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü ona alan açmıyoruz. Alan açsak gelecek ve kendiliğinden gidecek. Dolayısıyla asıl buradaki strateji onu değiştirme çabasını bırakmak. Bu şu demek değil ama duyguya kapıl ve şey yap. O da çok melankolik O da çok melankolik olabilir tabii ki. Oradaki dengeyi kurabilmek önemli. Yani bu öğrenilir bir şey mi? Öğrenilir bir şey tabii ki. Yani bunu anne baba mı öğretiyor çocuğa? Çünkü şimdi biz biliyoruz ki artık
çocuk öğrendiğini değil gördüğünü uyguluyor. Hı hı. Dolayısıyla bu duygu durumları, duygu durum değişiklikleri, duyguyu kabul etmek, duyguyu ifade etmek, işte duyguyu önce anlayıp zaten benim taş kağıt makas atölyesi kurma sebebim bu yani. Çünkü gördüm ki aileler arasında en büyük problem bu. Çocuk korkuyorum diyor, bunda korkacak bir şey yok. Çocuk ağlıyor, erkek çocuk ağlar mı? Ağlamaz. Bunda ağlayacak bir şey yok. Bunları duydukça ben o kadar burama kadar doldum ki. Sonra da bunun üstüne anne babanın arasındaki tartışmaları duyuyorum. Ağlar tabii, niye ağlamasın? Hayır, ağlayamaz. Çocuk bunları duyuyor ve böyle ağlayayım mı, ağlamayayım mı? Aranızda bir karar verin. Hanginiz ağlıyordu? Ben onun peşinden gideceğim. Hanginiz ağlamıyor? Onunla mesafelince hani böyle yakaran bakışlarla bakıyor ama bu arada duygu geçti gitti yani orada. Ağlayamadı falan falan. Çok doğru bir nokta bu. Dolayısıyla şimdi nasıl olacak? Ben de mesela yani kendi öfke kontrolümü çok iyi beceren biri değilim. Yani yapamıyorum o anda, dediğiniz o yükseğe çıktığı an. Sıkıntı yani benim hayatımda. Sonra telafi ediyor muyum? Ediyorum ebeveyn olarak, elimden geldiğince, eş olarak da. Ama anda keşke olmasa. Ben de buna çalışıyorum şimdi psikoloğumla. Ve şimdi anda yönetemeyince de her seferinde telafi safhasına geldiğimde, sakinleşip özür dileyeceğim ana geldiğimde diyorum ki Ali'cim bak, bak öfkeni kontrol edemeyince böyle oluyor. Bak ben çok zarar görüyorum. Sen böyle öğrenme. Yani bu kötü bir örnek. Özür dilerim, elimden geldiğince seni kırmayacağım bir daha ya da işte sesimi yükseltmeyeceğim ama böyle oluyorum ben. Sen böyle olma, bana da öğret bir yol diyorum mesela. Ben böyle bir şey bulabildim. Çocuğa verilmemesi gereken yönergeler bunlar. Korkma, evet. Üzülme, ağlama, utanma. Evet. Ama bu neyi öğreniyor o zaman çocuk? Aa, ben bu duyguyu hissediyorum, korku hissediyorum. Ama bu korku doğru değil, geçerli bir duygu değil. Evet. Benim bunu hissetmemem lazım. O zaman ne oluyor? Damgalanmış oluyor. Kötü, olmaması gereken. Evet. Değil mi? Ve bastım, ilişkiyi kestim korkuyla. Aynen. Öfke aynı şekilde. Oysa biz çocukluktan itibaren bunları daha doğrulayıcı bir şekilde davranmamız gerekiyor. Yani çocuklarımıza şu an korkuyorsun demek. Korkuyorsun, seni anlıyorum. Gel bakalım şunu yapalım. Gel bakalım korkunun üstesinden gelelim diyebilmek burada önemli. Ama yani, biliyor olmamız da gerekmiyor mu bunu derken? Tabii hani atıyorum ki. Gel korkunun üstünden gelelim dedim ben anne olarak ama ben bilmiyorum. O zaman ne olacak? Öğrenmek gerekiyor değil o zaman. Mi? Tabii ki anneliğin en önemli şey hiçbir, yani tabii ki biyolojik olarak anneliğe hazırlıklı olarak geliyoruz ama yani hepimizde açıkçası doğru çocuk yetiştirme yöntemlerini bilmiyoruz. Yok, tabii. Mümkün değil o zaten. Mümkün değil, mümkün değil. Dolayısıyla biraz öğrenmek gerekiyor. İşte biraz daha ne bileyim uzmanlarla belki bu konuda çalışmak gerekiyor. Ama çok önemli yani bir nokta bu. Yani çocuğun duygusal deneyimini doğrulamamak, onu geçersiz kılmak, gelecekte çocuğun o duyguyu bastırmasına, ondan kaçmasına, onu değiştirebilmek için olur olmadık çabalar sarf etmesine neden olabilir. Dolayısıyla aslında çocuğun duyguya alan açabilmesi, o duyguyla kalabilme kapasitesini geliştirmesi, duyguyla birlikte güçlenmesi demek. Bu tabii ki bir denge meselesi. Yani şunu şöyle de duyulmasını istemem. Yani bütün duyguları o zaman tamam deneyimleyelim, her şeyi kabullenelim, oturalım oturduğumuz yerde. Hayır, öyle bir şey değil benim kastettiğim. Burada denge önemli ama duygudan duyguyu deneyimlememek için yoğun bir çaba sarf ettiğinizde o duygu güçlenerek hayatınızı kontrol altına alır. O yüzden yaptığımız şeyleri hayatımızda sürdürmemiz gerekiyor duygularla birlikte. Örneğin basit bir şey, depresifsiniz, hayat koşulları hepimizi zaman zaman depresif yapıyor. Ne oluyor? İçimizden bir şey yapmak gelmiyor, üzgünüz. Şimdi içinizden bir şey yapmak gelmediğinde eve bir gün kapandığınızda belki dinlenirsiniz. İki gün kapandığınızda bir rahatlarsınız ama üç gün, dört gün, beş gün o artık iyi bir strateji değil. Neden? Artık o duygudan siz o içinizden gelmemesini, üzüntünüzü besler bir şekilde davranmaya başlamışsınız demektir. Dolayısıyla üzülüyor olsanız bile o duyguyla birlikte dışarı çıkmak, hayata katılmaya devam etmek gerekiyor. Ama mesela orada da çevreye yani ben bu aralar pek iyi değilim diye bir açıklama. Ben çok yapıyorum da bunu sıklıkla. İyi bir şey mi bu? Ben böyle mesela arkadaş grubuyla bir şey yapıyoruz ve ben o gün çok gerginim. Ne diyeceğimi çok emin olamıyorum. Neye tahammül edeceğimi bilemiyorum. Hemen diyorum ki ortama girer girmez bugün çok gerginim. Bir şey yaparsam hani hiçbiriniz üstünüze alınmayın. Çok zor bir gündü. Gidip eve nefes de alamadım. Burada olmak da istedi bir tarafım ama bir şey olursa ters gelen size
Hani ne olur üstünüze alınmayın, benle alakalıdır diye böyle uyarıyorum. Başta şaşırıyordu benim arkadaşlarım. Sonra bir hoşlarına gitti. Bazen geliyorum, bugün çok mutluyum, çok azabilirim, yüksek sesle kahkaha atabilirim falan diye böyle şey yapıyorum. Hava durumu verir gibi duygu durum raporu veriyorum. Aslında duyguların farkında olabilmek güzel ve bunu aktarabilmek de güzel. Çünkü duygular sosyal olarak insanlara bana şu şekilde davranın mesajını zaten verirler. Şimdi bizim mesela evrensel özelliklerimizden bir tanesi de duyguları yüzümüzde nasıl ifade evet. ettiğimiz. Yani bu ırklar arasında da geçerli. Hani siz bir Afrikalı'da da, bir Uzak Doğulu'da da, bir Kafkasyalı'da da benzer bir şekilde görüyorsunuz yüz ifadelerini. Evet. Ve işte o ifadelerden üzüntülü, sevinçli, korkmuş, şaşırmış anlayabiliyorsunuz. Ve bu işlevi de var duygunun. Yani o ifadelerle sosyal desteği çekiyor. O desteği çekebilmek çok önemli. Çünkü doğru sosyal destek aldığınızda ne oluyor? Bir, o duygu durumdan kolay çıkıyorsunuz. İki, bir takım hayatınızda stres yaratan faktörlerle daha iyi baş ediyorsunuz. Üç, ilişkiyi koruyorsunuz. Mesela söylediğiniz çok önemli. Ben bugün gerginim. Bir şey olursa üstünüze alınmayın. İşte ilişkiyi koruyan bir davranış evet. bu. Dolayısıyla farkındalık önemli. Çünkü bir de toplum olarak her şeyi üstümüze alınıyoruz değil mi? Ben eskiden hep öyleydim. Biri surat asıyorsa ortamda ben mi bir şey yaptım acaba? Gidip bir konuşsam mı? Ben iyi misin? Özür dilemem gereken bir şey oldu mu falan diye böyle gerilirdim. Sonra öğrendim üstüme alınmamayı. Biz biraz alıngan bir kültür olabiliriz. Şöyle ki aslında ilginç bir şekilde biz bir arada olmayı seven, destek olan, dayanışma gösteren bir kültürüz ama bir yandan da çok açık değiliz. Evet. Kendimizi çok açan, çok ifade eden değiliz. Duygularımızı anlatmıyoruz. Mesela benim çok ilgimi çeken bir şeydir. Bu derslerimde hep yetiştirdiğim terapistlere söylerim. Mesela İngilizce'deki duyguların o kadar çok eş anlamlısı vardır ki ve her bir derecesinin başka bir ismi vardır. Evet. Yani aynı şey değildir evet. yani. Türkçe'ye döndüğünüzde yok. Şimdi Türkçe, evet Türkçe fakir bir dil mi? Hayır değil. Ama duygu ifadesi desteklenmediği için bu kültürde kelimeler de dil de o yönde gelişmemiş. Evet. Dolayısıyla kendimizi çok fazla ifade etmiyoruz. Çok fazla içimize atıyoruz. Hatta bundan dolayı psikosomatik sorunlar dediğimiz işte açıklanamayan ağrılar, işte sızılar, acılar, fiziksel bir takım sorunlar, gastrointestinal problemler olabilir, dermatolojik problemler olabilir. Bunlar açığa çıkmaya başlıyor. Neden? Dile getiremediğimiz için. Yani duyguyu dile getiremediğimizde beden onu bir şekilde ifade etmeye başlıyor. Bu kültürler mesela Orta Doğu kültürlerinde görülen bir özelliktir bu. Evet. Psikosomatik şeylerin, belirtilerin daha fazla ortaya çıkması. Dolayısıyla çok ifade etmiyoruz aslında. Kendimizi çok fazla açmıyoruz. Açmaktan da kaygılanıyoruz. Çünkü şöyle bir şey de var. Bunu da çok sıklıkla derslerimde anlatırım. Yani öyle bir kültürde yaşıyoruz ki düşünün. Deyimlerimizden bir tanesi babana bile güvenme. Ay evet. Değil mi? Yani aslında bu kadar çok iç içe ilişkilerin bu kadar desteklendiği bir toplumda yaşayıp bir yandan da güvenme. Kimseye güvenme, babam bile. Ne oluyor? Tabii ki o insanın daha da fazla bir takım şeyleri içinde tutmasına neden oluyor. Ve buradan işte bir takım başka kompleks senaryolar çıkıyor. Doymadım. Bir daha gelin. Tabii daha ki. Çok soracağım soru var da. Seve seve. Bana duygu deyince ben 20 gün konuşurum durmadan. Hoş. O kadar ihtiyacımız var ki. Size ayırdığım bu defter sayfasına iki satır yazı yazmanızı rica edeceğim. Oo harika, pekala. Güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama bunu saymam bir daha bekliyorum. Her zaman. Konuşacak çok şeyimiz var çünkü ve bir uzmanla konuşmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben de çok keyif aldım. Şimdi soracağım sorunun cevabını sosyal medyada yayınlayacağız ama özellikle kendi üzerimden de bu soruyu sorarak hazır bir uzman bulmuşken doğru cevapları almak istedim. Bana iyi gelen sana da iyi gelsin diye. Diyelim çok öfkelendik. Çocuğumuzla o an iletişim kuramadık ve çok öfkeliyiz yani. Öyle bir an ki yani idare edemiyoruz o ilişkide kesin o kaza olacak ve ne o anı kurtarabileceğiz. Kurtaramadığımız gibi de öbür anlara çok tatlı hasarlar bırakacağız yani. Sonra telafisi mümkündür muhakkak sevgi olunca ama
bir bireyin öfkesini kontrol edebilmesi için anda yapabileceği en önemli üç şey soruyorum size. Bunun cevabını birazdan alacağız. İşte bugün sevgili Ebru Hanım sayesinde biz ne yapacağız? Canım seyircim, biz şunu yapacağız. Güzel bir el aynasını alacağız. Şöyle bir bakacağız ona. Yüzümüze, çizgilerimize, dudaklarımızın kenarlarındaki, gözlerin etrafındaki çizgilerimize. Şöyle bir bakacağız ve diyeceğiz ki hissettiğim her şeyde çok haklıyım. Hepsinin benim için çok geçerli sebepleri var. Bu sebepler için kimsenin onayına ihtiyacım yok. Hissettiğim bütün duygularımla beraber el ele yürümeye hazırım. Hepsini çok seviyorum ve bana getirecekleri şeylere hazırım. Yeter ki önce kendime, sonra etrafıma saygısızlık, sevgisizlik göstermeyeyim. Kendimize şefkat göstermeye başladığımız bir gün olsun bugün. Bir sonraki bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Duyguların önemini bir kez daha anladık sevgili Ebru Hanım sayesinde. Tüm duygulara ihtiyacımız var, hiçbiri kötü değil dedi. Özellikle en çok ötelediğimiz ya da baskıladığımız öfke ve korku duygularımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık diye düşünüyorum. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Duygular güçlendirir onlarla nefes aldığınızda.